Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Çin yemeği olan bir modül yapıyoruz. Burada Çin makarnamız var. Tavuğumuz var. Bu tavukla yapmak zorunda değilsiniz. Etle yapabilirsiniz ama eti alırken mutlaka yumuşak bölümünden almak zorundasınız. Çünkü bir defa çevrilerek pişirilmesi lazım. Bir de şu et hakkında bir not tip vermek istiyorum size. Şimdi aynı kasabınızdan eğer 10 yıl, 20 yıl aynı kasaptan alışveriş yapıyorsanız hiçbir zaman size kötü bir et verme olasılığı yoktur. Onun için ben Gaziantep kasabıma binlerce teşekkür ediyorum. Her zaman memnun kalmışımdır aldığım etten. Teşekkürler. Sonra biberimiz var, havucumuz var, kabağımız var, tekrar yeşil biberimiz var. Bunları ben jülyen olarak doğradım. Bunları mesela taze olarak, diyelim ki kışın yapmak istediniz bunu. Ama kışın sebze her dakika, her zaman elinizin altında olmayabilir. Bunları yazdan, yani şöyle kışında buluyoruz ama lezzetli zamanları mevsimindedir bir sebzenin. Onun için mevsiminde sebzeleri alın, jülyen doğrayıp paketleyin ve buzlukta dondurun. Kısım kısım çıkarıp bu yemeği yapabilirsiniz. Bunun yerine mantar kullanabilirsiniz, brokoli kullanabilirsiniz. Çok çeşitli sebzeler kullanabilirsiniz. Şimdi burada neyimiz var? Vakumuz var. Neden vakumuz var? Çok daha güzel pişiriyor bu tencereler, bu yemekleri. Çünkü al dente olacak ve çok pişmeyecek. Yani bu sebzelerin hepsi dişe değmesi lazım ve kızdırmanız lazım tavayı. Böyle elimi değdiğim zaman benim burada sıcaklığı hissediyorum ben. Su vermemesi lazım etin, sebzenin suyu çıkmaması lazım fazla da. Ve farkındasınız Çin lokantalarına gittiğiniz zaman bunları yaparken bu etraftan alevler çıkar. İşte sebebi budur. Burada da suyumuz kaynıyor. Ben önce bunları buraya atıyorum. Çin makarnalarımı. Bunlar burada pişerken ben önce tavuğumu hafif bir iki defa çevireyim. Sonra alacağım onları ki fazla suyunu kaybetmesin diye. Sonra sebzelerimi halledeceğim. Tavuklar bu kadar kendiliğinden geçip biraz piştikten sonra sırasıyla önce havucu koyuyoruz. Sonra biberlerimizi koyuyoruz. Bakın ne kadar güzel, renkli, sağlıklı. Kabağı en son koyacağız. Çünkü kabak en çabuk pişen yumuşak sebzelerdendir. Son aşamada da kabağımızı koyuyoruz. Tabii bunun sebzeleri tadaraktan dişinize ne kadar gelmesini istiyorsanız o kadar pişirin. Yani ben ne kadar istiyorsam o kadar pişiriyorum. Yani bizim evdekilerin ağız tadına göre. Siz de kendinize göre sebzelerin pişirme dakikalarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi de kabakların pişmesini bekleyeceğiz birazcık. Çevirerek. Sonra da aşamasını atlayacağız. Bu arada makarnamızı da, ya Çin makarnasını da süzüyorum. Şöyle bunun üzerine koyuyoruz. Ve bekliyoruz. Şimdi artık bu son aşamada makarnamızı da koyuyoruz. Şu dipte kalan suyu da biraz hafif kullansın diye koyacağım. Hiç tuz koymadım. Çünkü neden? Bu soya sosu tuzlu. Onun için böyle bir çay bardağı koyuyoruz. Ama siz isteğe bağlı olarak daha fazla, daha eksik koyabilirsiniz. Burada balım var. Birazcık da bal koyuyorum. Ha, bal koymak zorunda da değilsiniz. Buna biraz da acı sos da koyabilirsiniz. Ve bende yoksa aslında buna zencefil koyun. Taze zencefil. İnanılmaz güzel kokuyor. Zencefili ince ince rendeleyin ve buna koyun. Bu kadar. Hepsi bu. Sonra şimdi servis tabağımıza alalım bunu. Ben şu kaşığımı değiştireyim. Daha büyük bir kaşık alayım.
daha rahat ederiz. İşte böyle. Ve şimdi bunu nasıl yiyoruz? Şimdi bu cinliler çubuklarla yiyorlar. Ben ölsem bununla yiyemiyorum. Çok çalıştım gerçekten. Çok çalıştım ama yiyemiyorum. Yani Çinliler neden zayıf biliyor musunuz? Çünkü sofralarında hiç ekmek yok, sıfır. Pirinçle beslenen bir millet ve bununla yedikleri için. Allah aşkına ben nasıl yiyeyim? Alışmamışım ki yiyeyim. Şimdi bir de size bu soya sosundan bahsetmek istiyorum. Bu en iyi markalardan biri. Neden iyi marka? Bunda katkı maddesi yok. Soya sosu neden elde ediliyor? Soya fasulyesi ve kavrulmuş buğdaydan elde ediliyor. Çok faydalı bir ürün bu. Bu ilk önce Çin ve Japonya'da aslında üretilmiş. En iyi markada bu. 1739 yılında da Çin'den misyonerler tohumlarını alıp getirip Paris'te Jardin'de planta ekmişler. Ondan sonra Avrupa ve Amerika'da ekilmeye ve kullanılmaya başlamış. Yani istenilen isterin anlayın. Ben bu ürünleri araştırıp okuduğum zaman nedir ne değildir diye saygı duymamak elde değil. Hoşça kalın diyorum ve afiyet olsun diyorum.